Ergündüler niçin? Gerçekten bambaşka bir türbülansın içinden geçiyoruz. Sadece Türkiye değil, neredeyse etkilenmeyen yok gibi. Batı terör üzerinden savaşı yürütme kararı aldığından beri canımız yanıyor. Vekaleti alanlar da haince, kalleşçe, acımasızca görevlerini yerine getiriyor. Bu devam edecek. Biraz geri çekilip bakın. Türkiye'de patlamalar, havalimanları ve gece kulübü baskınları oldu mu? Evet, oldu. Peki Fransa'da buna benzer saldırılar gerçekleşti mi? Evet. Charlie Hebdo, Bataklan ve Stade de France katliamları yaşandı. Peki Londra'da bir eylem gördük mü? Elbette. Geçtiğimiz hafta DEAŞ'lı olduğu öne sürülen ve gizli servislerin takibindeki biri Westminster'da dehşet saçtı. Yürekler ağza geldi. Almanya hiç terörle tanıştı mı? Tabii ki sinema baskınları ve Noel'de tır korkusunu yaşadı, ölümü gördü. Peki Belçika, NATO ve AB'nin kalbi? Evet, havaalanı baskınıyla donup kaldı. Hala kimin yaptığı belli değil. Her şeyin arkasında olduğu söylenen Amerika bu korkuyla burun buruna geldi mi? Gelmez mi? Hem havaalanlarında, hem gece kulüplerinde, hem de okullarında saldırıyı yaşadı. Onlarca vatandaşını teröre kurban verdi. Geri çekilip haritaya baktığımızda ilginç bir şey öne çıkıyordu. Dünya üzerinde askeri, siyasi, ekonomik güç olan bütün ülkeler terörle karşılaşıyordu. Herkes bunu birden fazla kez yaşıyordu. Amerika'da, Rusya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da, Türkiye'de. Ama güç olarak çok önemli yer tutan Çin'de gariptir, hiçbir şey olmuyordu. Çok nüfusu vardı. Afrika'da ve Orta Doğu'da bütün büyük güçlerle savaştığı söyleniyordu. Rakipti, gelecekte büyük, çok büyük olacağı öne sürülüyordu. Ekonomik veriler bu yöndeydi. Herkes patlarken onlarda tık yoktu. Neden? Nasıl oluyordu da Çin korunuyordu? Ya da koruyan kimdi? Hesap neydi? Yeni düzende Çin'in alacağı rolün bununla bir ilgisi var mıydı? Düşünün bakalım. Devam edelim. Avrupa Birliği Vatikan'da 3 gece konakladı geçtiğimiz hafta. Bu Vatikan'ın, Papa'nın, Hristiyanlığın geri dönüşü için düğmeye basma operasyonuydu. Avrupa kendi içinde birlik değildi. Aslında hiç olmadılar. Gibi yaptılar. Tutmadı. Geçtiğimiz hafta yazdım sanıyorum. Fransa'nın yeni devlet başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Le Pen Avrupa Birliği'ne karşıydı. Ama tek başına hayatta kalamayacağını bilecek kadar akıllıydı. Gitti Putin'e çok sıcak ilişki kuruldu ortalıklık tesis edildi. Fransa-Rusya ittifakı doğdu. Bu iki ülkenin bizi ilgilendiren tarafı özellikle Fransa'nın YPG üzerindeki etkisiydi. Bilmezdik ama böyleydi. Asıl komutan Fransızlardı. Bunu da yakında bize göstereceklerdi zaten. Dünya üzerinde özellikle Afrika ve Orta Doğu'da büyük oyuncu olacak bir ittifaka bombaları patlatanlar rıza göstermezdi. Bunu yazdım. Yakında Rusya'da bombaları görürüz diye de ekledim. Bunun devamı gelecekti. Fransa'da, Rusya'da hedefti. Zaten iki ülkede bunların devamını tahmin ediyordu. Küresel hedefin önüne geçenler cezasız, bırakılmazdı. Rusya bu hedefi engelleyecek tek ülkeydi. Ama ağır bir yüktü. Peki insanın aklına şu soru geliyor. Bu kadar önemli ülkeleri terörle kim patlatabilir? Kim buna cesaret edebilir? Kim bu güç, işte aslında uzun zamandır yazdığım ve yazmaya çalıştığım bu. Paranın efendileri, Rothschild'ler. Gücü bunlar elinde tutuyor. Oyunu da kuranlar bunlar haliyle. Açalım biraz daha. Rothschild ailesi Amerika'nın derin yapısıyla 2008 yılından beri açık şekilde savaş halinde. Biz bilmeyiz ama durum budur. Amerika'da ülkenin gerçek sahibi olduğunu düşünenler vardır. Çelik yani silah sanayi bunların başında gelir. Buraları yönetenler tek bir doları bile Rothschild'in bankalarına yatırmaz. Asla ve kata. Ve bu aileler de çok önemli adımlar attı. Parayı yönetenlerin karşısında bunlar vardı. 2008'e kadar süren ortaklığın bozulma nedeni ise Rothschild ailesinin silah sektörüne adım atması oldu. Rothschild ailesi bu hamleyle Amerika'yı kaybetmek noktasına geldi. Yanlış bir hamleyle büyük bir güç ellerinden uçup gidecekti. Ama yine paradan bir sihirli formül çıkardılar. Dünyanın en güçlü silahı paradır. Gelecekte de en güçlü silah para olacaktır. Rothschild ailesi %100 başarı sağlayacak ekonomik hamleyi yaptı. 2008 mortgage krizini hayata geçirdi. O andan itibaren Amerika büyük bir çöküşe girdi. Fed para basmak zorunda kaldı. Fed'i istedikleri gibi yönlendirmeleri gerekiyordu. Öyle de yaptılar. O nedenle başkanlık seçimi için iki aday hazırlandı. Biri Barack Obama, diğeri John McCain. Obama'nın getirisi fazlaydı. Çünkü özellikle Orta Doğu'da daha güçlü adımları atılması için Obama tercih edildi. Zaten McCain de bir başkan gibi gerekeni yaptı. Hala çok aktif. Obama'nın başkanlığı döneminde yaklaşık 10 trilyon dolar para basıldı. Hepsi Rothschild ailesinin şirketlerine gitti. Morgıç krizi nedeniyle el konulan evler sadece 4 yıl sonra eski değerine ulaştı. El koyan bankalar da Rothschild ailesine aitti. Kriz, Rothschild ailesini büyütürken Amerika'yı tekrar bağımlı hale getirdi. Üzerinde durmuyoruz ama son 50 yılda parayla yapılan en büyük operasyondu bu. Bu fikre katılan çok önemli isimler vardı. Peki, rakipleri olan silah şirketleri izledi mi? Oturup ellerini kollarını bağlayıp çaresizce beklediler mi? Elbette hayır. Silah şirketleri de karşı hamleler yaptı. Sıradan gibi görünse de 8 Ocak 2011'de Rothschild ailesinin tüm gizli işlerini yürüten Gabriel Giffords'a bir saldırı düzenlendi. Giffords başından ağır yaralanırken aralarında federal yargıç John Roll, Giffords'ın yardımcılarından Gabe Zimmerman ve 9 yaşındaki Christina Taylor Green'in de bulunduğu 6 kişi öldü. Saldırıda Giffords'da 14 kişi yaralandı. Giffords'ın eşi NSA'nin en gizli çalışanlarından biridir. Hatta özel bilgileri önce aileyle paylaşır, onaylananları da NSA'ye götürürdü. Aile bu kadar güçlüydü yani. Her şeyden ilk onların haberi olurdu. İstihbarat olmadan yürünmez çünkü. Bilirler. Bu saldırının bizim bilmediğimiz Amerika'da da çok kişinin atladığı kodları vardır. Öyle böyle değildir. Çok ciddi bir uyarıdır bu. Bu saldırı özenle seçilmiş bir silahla yapıldı. Açıklananın önemi yok. Zaten resmi ağızlar yalan söylemek ya da hedef şaşırtmak için konuşuyordu o çoğu zaman. Silah şirketleri Gabriel Giffords'a saldırarak Rothschild ailesine seni kalbinden vururuz mesajı verdiler. Saldırı 2011 yılında gerçekleşti. Gabriel Giffords'ın aile için kurduğu ağ çöktü. Aradan neredeyse 6 yıl geçmesine rağmen eski sistem oturmadı. Hala bir bacağı sakat şekilde ilerliyor. Yaralı olarak kurtulan Gabriel Giffords, Amerikan senatosunda sistemin aile için yürümesini sağladı. Görevlerinden biri buydu. Toplam sayısı 435 olan temsilciler meclisinin en az 200'ü hala Gabriel Giffords'ın önerdiği isimlerden oluşur. Aynı şekilde 100 kişiden oluşan Amerikan Senatosu'nda 70 kişi Rothschild ailesinden emir alır ve kimse bunları bilmez. Demokrasi böyle bir şeydir. Bazen büyük yalanlar ve gizler böyle saklanır. Trump'ın da bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Amerikan Başkanı ailenin yanında gibi karşı olduğunu söylediği çok konuşma var ama yaptığı hiçbir şey yok ya da gücü yetmiyor. Bilemem ama ailenin gücü tüm dünyada biliniyor. Gabriel Gifford aile ile temsilciler meclisi ve senatodaki işleyişi sürdüren kişiydi. Şimdi hala bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Trump'a yapılan operasyonları da bu gözle görmek gerekir. Trump'ın çok güvendiği isimlerin bazıları aslında Rothschild ailesine karşı. Ama ailenin göz bebekleri de Trump'ın bakanları arasında. Tuhaf bir koalisyon var gibi. Ama sesi çıkan ve operasyon yapan hep aile tarafı. Aile ince hesaplarla bunu başarıyor. Örneğin Flynn. Ailenin karşısındaydı gitti. Gitmekle de kalmayacak. Kendisi ve ailesi birçok sorunla karşı karşıya kalacak. Bunu zamanla göreceğiz. Birileri hem parayı hem ülkeleri yönetmek istiyor. Ve kabul edelim ki bu adamlar olağanüstü akıllı. Amerika'yı ele geçirmek dünyanın çeşitli yerlerine operasyon yapmak öyle kolay bir iş değil. Trump'ın tarafını yakında çok daha net olarak görürüz. Ama Amerika Amerika'nın içindeki kavga her yerde sürüyor, her yere ulaşıyor. Nedense Çin hariç. Amerika'da kime sorsanız en güçlü rakibimiz Çin'dir. Ne pahasına olursa olsun Çin'i durdurmalıyız. Başka da seçeneğimiz yok derler. Ama terörün vekaleten savaşı yürüttüğü yerler, yukarıda ismini saydığım ülkeler. İçinde Amerika'da var ama çin yok. Bir güç hem Amerika'ya hem Rusya'ya hem Avrupa'ya meydan okuyor. Normalde aklını kaçıran bir adam bile bunu yapmaz. Bırakın yapma, aklından bile geçirmez. Ama yapıyor ve durmuyor. Gabriel Gifford saldırısı aslında dünyadaki olanların küçük bir örneği. Savaşanlar belli. Kazanan kim olacak? ailenin bir dünya tasavvuru var. Diğerlerinin şu an için pek bir güçlü modeli yok. Aile önde gidiyor. Ne olur bilinmez ama gerçekler böyle. Bunlar batının karşısına doğuyu koyuyorlar. Kültür olarak, din olarak değil. İslam Avrupa'da baskıyı zulmü gördüğü zaman gideceği tek adres var. Doğu. Oyun tıkır tıkır işliyor. Bombalar bunun habercisi. Daha yeni başladılar. Gelmeye devam edecekler. Rusya'yı dağıtıncaya kadar. Avrupa'nın birliği bitirilinceye kadar vuracaklar. Çatışma başladı. Uzun süre durmayacak. Ergün Diler, Takvim.